yapacağım. Az önce bahsettiğiniz o kötü bir şeyi yapan insan örneğinde mesela şeytan yaptırıyor. Allah yaptırıyor diyenlere karşı mesela kötü bir şey yaptığı zaman bunu benim yapacağımı zaten Allah biliyordu. Onu bana yaptıran da zaten o. Peki benim imtihanımın işte gizli nerede kaldı? Şimdi bunu söyleyenlere şunu söylemek lazım. Sen bunu, bu soruyu soracağın ve konuşacağın bir ortam olacak dersin ahirette. Bol bol sonsuza kadar bunun değerlendirmesini yaparsın dersin. Yani onu ahirette o cehennemde arkadaşların tartışır isterse konuşur. Çünkü onun cevabını o çok iyi bilir. Yani onu sorarken bak diyor ki onlar Allah da biliyor ki diyor mesela Kur'an'da veyahut çok iyi bilinen bir konudur diyor Allah. Yani kendileri de biliyor. Mesela kendileri de yalan söylediklerini biliyorlar diyor Allah. Evet. Kendileri de yalanlarına şahitler diyor. Yani bunu söylerken bilmez mi adam? Çok net biliyor. Yani samimi sorsam bilir. Ama dini sanki kendi kuralı içerisinde demagojinin kilitleyeceğini zannediyor. Yani dinin bazı izahlarının dini açmaza soktuğunu düşünüyor. Mesela her şeyi Allah yaratıyor dedik ya. Diyor, Kur'an'da diyor Allah diyor. O zaman benim ne suçum var diyor. Evet. Değil mi? Evet. Benim ne suçum var ya? Peki hakikaten bilmiyor musun desek, gerçekten bilmiyor musun? Böyle bir şey yoktur. Yani mutlaka biliyordur. Yani samimi cevabını o bilir. Orada bir deli cesareti göstertiyor. Yani kendince çocuklanıyor ve biraz da kendini yani kaba bir tavır ama avana kabasından sokmaya çalışıyor. Onun karşılığı o değildir. Yani ne olduğunu o ahirette görür. İnşallah. Ya tamam cevabı verilir ama yani o kadar şımardıysa zaten bayağı bir cesaret almış demektir. Yani yol almış demektir o. Yani mesela o daha da olmasa duruyor duruyor. Allah bizi niye yarattı o zaman diyor. Yaratmasaydı diyor. Yani pervasızlaşmış artık. Yani böyle bir çirkin bir cesaret gelmiş üstüne. Onun on binlerce öyle sorusu olur. O soruların toptan cevap alacağı yer ahirettir, cehennemdir. Cehennemde onların cevabını alır. İnşallah. Yoksa yani bitecek gibi de değildir. Evet. Yani, hakikaten mesela samimi olarak birkaç konu vardı bilemediği o ayrı mesele. Ama bu tiplere dikkat et. Önü sorun yoktur. Bunu açıkladığında sen Müslüman olur mu? Yok. Ha ben bunu bilmiyordum. Böyle olduğu için Müslüman oluyorum dese tamam. Ama zaten öyle bir şey yok. O dinde açık arıyor. Evet. Evet. Dinde eksiklik arıyor. Doğru. Dinden kendince haşa alay etmeye çalışıyor. Evet. Allah da ona işte sonsuza kadar bol vakit veriyor ahirette. Ve konuşacağı adamlar da olacaktır. Mesela şeytanlar olacaktır. Bütün o ehli küffar, tuğyan ve delaletten aynı ortamda olacaktır. Onlara bunu bol bol sorma imkanı olacaktır. Ama sıkılır tabii bunu sormaktan. Çok sıkılır. Bayağı bunalacaktır.